Ee, yine çok merak edilen sorulardan bir tanesi, bu e, oruç tutamayan kişilerin tutamadıkları gün karşılığında işte 61 gün oruç tutmalarına dair bilgi. E, Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Yani böyle önemli bir konuda bu kadar detay veren e, kitabımızın sessiz kaldığı düşünülemez. Kur'an-ı Kerim bu noktada ne diyor hocam? Gerçekten bir gün tutulamayan orucun kefareti cezası veya karşılığı 61 gün oruç tutmak mıdır? Yoksa nedir? Tabii. Tutulamayan oruç ile tutulmayan oruç arasında fark var. <laughs> Tutulamayan bir mazereti var da tutamamış. Tutulmayan inadına tutmamış yani tutmuyor. İnadına mı diyelim neyse artık yani. Mesela diyor ki çocuğun sınavı var tutmasın bugün. Bugün işte filanca yere gidecek tutmasın. Bak kardeşim gözünü seveyim yani bu için. olmuyor yani böyle böyle değil ki bu iş ya. Yani orucu hayata... Hayata taşıman gerekiyor yani hayatın o zor zamanlarında da oruçlu olman lazım ki orada neler hissediliyor bunu tanın tanıyasın. Yani hocam şunu mu diye demeye çalışıyoruz yani ne yapsam da oruç tutmasam, tutmasam Bir de tam tersi ne yapsam da orucumu tutabilsem yani. Ha, aynen öyle. O zaten okuduğum biraz önceki ayetin sonunda öyle diyor. En zor zamanlarda bile eğer gerçeğin farkındaysanız. Oruç tutmanız, tutmanız hayırlıdır diyor. Bunu sahibi söylüyor ya. Yani şimdi bu ayet burada dururken başında oruç bir iman eylemidir demişken e neye getiriyoruz biz şimdi? Şöyle bir mazeretim var tutmayayım. Bak belki beni kandırırsın ama o mazeret cidden mazeret midir değil midir? Onu Allahü Teala'nın huzurunda çok kolay savunamaz. Beni kandırmak için değil. Cevabını Cenab-ı Hakk'a söyleyeceksin. Ona göre hareket etmen lazım. Tutmadın, tutamadın oruç. Tutmadın demiyorum. Tutmadın kısmını bir Müslümanın yani gündeminden çıkarması lazım. Böyle bir şey yok yani. İmanın varsa orucun olacak. Arkadaş bu bir iman eylemi bak. İmanın şartlarından biridir diyorum. Daha ne diyeyim yani. Östelik hocam bunu bir külfet olarak bir eziyet olarak değil. Bir de teşekkür tam, tam dedi. Tam tersini aslında şükür sebebi olarak değerlendiriyor. Tabii işte 180 mi? Beşinci ayette öyle diyor. Ve lealleküm teşkürün. Vahiy size geldiği için ve Allah'a nasıl teşekkür edeceğinizi siz elbet bilemeyeceğiniz için Allah onun teşekkür biçimini öğretti. O oruç bir teşekkür. Orucun bizatihi kendisi bayramdır diyorum. Onun için söylüyorum. E tutamadınız. Tutamadıysanız cidden elinizden gelen her şeyi yaptınız da tutamadıysanız onun cezası karşılığında bir gündür bir gün, gün onu. tutmadıysanız kursun. inadına buradan söylüyorum. Onu ne 61 gün karşılar ne 161 gün karşılar. Çünkü Allah'ın açık bir emrine karşı bir mazeretsiz, ciddi bir mazeret olmadan o buyruğu yerine getirmemek Allah'a meydan okumaktır. Allah'ın çizdiği sınırları tanımayıp haşa Allah'a sınır öğretme densizliğidir. Bunu yapmaz bir Müslüman. Yapamaz. Yapmaması gerekir. Böyle bir takım basit şeylere indirgendiği için tutmasan da olur. Nasıl olsa alternatifi var. Nasıl olsa işte şöyle bir 61 günü var. Bu 61 gün ifadesi oruçla ilgili Kur'an-ı Kerim'de asla ve asla geçmez. Bu 60 gün işi bir zihar diye bir ahlaksızlık var. Onun ödeneği olarak mücadele suresinde geçer. Bir de hata yani insan öldürmede birinci çözüm bir köle azat etmektir ki bir akşam bunu mutlaka konuşalım. Kur'an, kölelik, cariyelik filan böyle acayip bir bilgi darmaduman ortalık gidiyor. Bu, bu Kur'an'ın söyledikleri bunlar değiller. Onları söyleyelim bakalım fıtratımızda bir kavga yaşıyor muyuz? O iki noktada hata adam öldürme ve zihar dediğimiz o bir ahlaksızlık biçimi Eski Araplarda olan hanımını annesine benzetme filan. Onun karşılığında iki aylık bir cezadan söz eder Allahü Teala. Oruçla ilgili de böyle bir benzetme yapılmış filan. Bu benzetme doğru bir benzetme değil. Niye? Çünkü Kur'an'ın cezalarla alakalı bir mantığı vardır. Kur'an bir suçun karşılığı dengi kadardır diye evrensel bir şey vermiştir. Ve cezau seyyiyetin seyyiyetün misluha bir kötülüğün karşılığı dengi kadardır diyor Allahu Teala Şura suresinde. Ondan sonra sınırı aşanlar Allah sevmez diye de buyrukları var. Mesela şeyde Nahl suresinde diyor ki in akaptum faakibu bi misli ma akaptum bi." Yani bir şeyin ceza olarak karşılığını verecekseniz en çok o o kadardır. Tekrar söylüyorum. Aman yanlış anlaşılmasın. Bir daha işte şunu da reddetti bunu da reddetti demeye gerek yok. Bambaşka bir şey söylüyorum. Oruç bir iman eylemidir. En büyük mazeretli durumlarda bile mümkünse oruç tutmak gerekir. Çünkü oruç tutmak çok daha hayırlıdır. Tutulamamışsa bunun fidyeden karşılığı bir fidye o da kendi bir günlük ailesine harcamasının ortalaması ise onun üzerinden verilmelidir. Bir tutulamayan orucun cezası tutulamadığı gün kadardır.